Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Google Chrome ile bir kameranın IP adresinden bağlanıp nasıl izlersiniz bundan bahsedeceğim. Google Chrome ile bağlandığınız zaman bu hatayı alıyor olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki Internet Explorer'da kameranın arayüzüne IP ile bağlanıp rahatça izleyebiliyordunuz. Fakat Windows 11'de artık destek kalktı. Desteklenmediği için Internet Explorer ne yapıyoruz? Ya Microsoft Edge'de uyumluluk modunu açıyoruz. Ki bunun uyumluluk modunu açtım. Kamerayı izlemeyi yine yapamadım. Ya da Google Chrome, alışageldiğimiz Google'ın tarayıcısı. Bunu kullanacağız. Google Chrome kullanmak isteyen arkadaşlar için şöyle bir uygulama var. IETAP diye bir uygulama. Bunu gelin şöyle Google'da arasın. IETAP yazın. Veya Google'ın kendisine gelin. Şuraya IETAP yazın. Aratın. Şöyle bir sayfa çıkacak karşınıza. Bu sayfadan Google Chrome'u ekleyeceksiniz bu eklentiyi. Şu firma üretmiş bunu. Bu yazılım firması. Daha sonra şu şekilde IP'yi yazdık biz buraya. Enter diyorum. Bir türlü kameranın arayüzüne bağlanamıyorum. Ne yapacağım burada? Eklentiye eklediniz. Tabii ben de şu an ekli olduğu için ekleyemiyorum. Gelip buradan şuraya tıklayıp IETAP'ta açabilirsiniz. Şu şekilde. Tabii şu IP'nin sonunda Not Support kısmı olduğu için bunu kaldırmanız lazım. Tıklıyorum. Bakın açıldı. Arayüz geldi. Veyahut da yine IP adresini şuradan kopyalayayım. Şuradan alayım şöyle. Şuraya yapıştırıyorum. Pardon, yanlış yapıştıracaktım. Yanlış oldu. Şu adresi yapıştıracaktım. Ya da sağ tıklayıp IETAP Options var bu kısımda. Open in Internet Explorer Tab diyorsunuz. IETAP Options'a tıklayıp buradan geliyorsunuz. Tabi burada yine sondakini silmeniz lazım. Eğer şu sondakini silmezseniz hata mesajıyla yine gelirsiniz. Şuraya kameranızın sadece IP adresini yazın. Yani 192.168.200.106'ymış yazıyorum. Yine bağlandı arayüze. Burada da yine sağ tıklayıp veya şuraya gelip uygulamalara tıklayıp IETAP'la açayım. Tabii sondaki hata mesajını silmeniz lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsinde açıldı. Gelip buraya şifrenizi yazın kullanıcı adınıza. Kameranın arayüzüne ulaşalım. Hemen şöyle bakın, onu da görün. Kameranın arayüzüne artık ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize bakın, sağlıcakla kalın. Microsoft Edge'de bir ayar var ya, bu ayarı önermiyorum. Onu da göstereyim hızlıca. Çünkü düzgün çalışmıyor. Ayarlara tıklıyorsunuz. Varsayılan tarayıcı kısmı var. Varsayılan tarayıcı kısmına tıklıyorsunuz. İzin ver seçeneğine tıklıyorsunuz. Ben burayı vermediğim. Yeniden başlatıyorum. Tekrar başlıyor. Burada izin ver'e tıklıyorum. Yeniden başlatıyorum. Bakın Internet Explorer uyumluluk modu. Microsoft Edge diyeyim buna. Edge diye okunur da. Microsoft Edge tarayıcısında stabil çalışmıyor, göstereceğim. Buraya IP adresini yazayım. Yine IP adresini yazdım. Yine aynı hatayı aldım. Bu desteklemiyor diyor bu tarayıcı. Sağ tıklıyorum veya şuradan Internet Explorer moduna yeniden yükleniyorum modumda. Bitti diyeyim şuraya. Bakın açmıyor, gördünüz mü? Internet Explorer uyumluluk modunda artık düzgün çalışmıyor. Internet Explorer uyumluluk modundan çıktım. Tekrardan yüklediğim hata veriyor. Yani görmüş olduğunuz gibi hata mesajı aldık. Yönete tıklayalım. Yani burada hata veriyor. Yine Internet Explorer uyumluluk modunda kullandığımız halde yine aynı hata mesajını alıyoruz. Tabii sondakini tekrar silelim burada. Yükleyelim IP'den. Uyumluluk modunda çalıştırdığımız halde yine hata verdi. Yeniden yükleyelim uyumluluk modunda. Hatta şurayı silelim. Evet, hata veriyor. Şurayı silip uyumluluk modunda yeniden yükle diyelim. Gördüğünüz gibi daha çok stabil. Nerede çalışıyor? Google Chrome'da daha stabil çalışıyor. Şu IETAP uygulamasını indirerek bu hatanın önüne geçip kameralarını